Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Eşit Okulu'ndan İzzet Alşan. Bu dersimizde sizlerle birlikte yine compound objeler içerisinde bulunan scatter komutunu göreceğiz. İlk olarak ben bir kendi sahnelerimden bir tane model açacağım şöyle. Geliyorum buradan. Open diyerek devam ediyorum. Tekrar bu noktada continue diyerek devam ediyorum. Görmüş olduğunuz üzere sahnemde bir tane ağaç. Şurada bulunan 3 boyutlu bitkilerimiz, yoncalarımız ve şurada da çimlerimiz mevcut. Şimdi basitçe şuradan render butonuna bastığımda gördüğünüz üzere problemsiz bir şekilde görüyorum. Ben şimdi burada sizler için bir sahne oluşturacağım basitçe. Bir tane plane oluşturuyorum ilk olarak. Bu plane bizim arazimiz olsun. Belki biraz daha küçültebiliriz. Boyutlara bakmayın arkadaşlar. Şöyle 13 metre diyor. 5 metreye 5 metre yapalım. Şöyle. Ve yaklaşıyorum. Şimdi burada bu sahneyi sırf komutu görebilmeniz için hazırlıyorum. Yoksa kafanız karışmasın. Allah nasip ederse şu an uygulayacağım şeyleri de ilerleyen derslerde göreceğiz. Bundan birkaç ders sonrasında modifi bölümünde göreceğiz. Şimdi şuradan segment sayısını 50 yapıyorum. Aynı şekilde buradakini de 50 yapıyorum. Yani yüzeyi arttırdım arkadaşlar. Sonra modifier listten noise isimli modifier'ımı veriyorum. Modify dediğimiz şey de değiştiriciler arkadaşlar. Obje üzerine etki eden değiştiricilerimiz. Scale değerini biraz küçültüyorum. Ve buradan Z ekseninde şöyle gördüğünüz üzere deforme ediyorum yüzeyi. Bir arazi varmış gibi düşünün. Şimdi compound objelerden gelelim. Şuradan. Burada neydi? Scatter komutumuzdu. Scatter'ı aktif hale getirdim. Dağıtacağımız objeyi seçmek için bakın geliyorum Description Obje bölümünden. Buradan hangisini seçelim mesela? Şunu seçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir hata oluştu. Çünkü yapacağımız, uygulayacağımız işlemi yanlış objeye verdik. Geri gelebiliriz. Çok problem değil. Yani buradan Scatter'ı, objemizi seçtikten sonra çimimizi tekrar Scatter'ı uyguluyorum. Description obje dağıtılacak obje, yüzeyi söylüyor bize arkadaşlar. Description dağıtmak anlamına geliyor. Dağıtılacak obje çim, üzerine dağılacak obje de yüzeyimiz, plane'imiz. Şimdi seçiyorum. Sorunsuzca atacaktır. Bakın oluşturdu şurada görmüş olduğunuz gibi. Burada oluşacak objeler instance olmasını istiyorum. Aşağı doğru iniyorum. Duplicate yani kopya sayısı 1. Hayır diyorum. Kopya sayısını arttırıyorum. Bayağı arttırdım. Bu bölümde Base Scale bölümünden boyutlarını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Vertex Chaos yüzeylerin bozulmasına sebep oluyor. Şu an ona girmiyorum. Burada Area'yı seçiyorum arkadaşlar. Ya da Along Edge, All Verticals, All Edge Midpoints. Çeşitli şeyler var arkadaşlar. Seçenekler var. Ben burada All Along Edge seçeneğini aktif hale getireceğim. Şu şekilde. Daha dağınık durması için. Buradan duplicate sayısını arttırabilirsiniz. Size kalmış. Bakın daha da arttırıyorum. Şimdi ben burayı bir 2000 yapayım. 2000 demek poligon sayısının bayağı artması anlamına geliyor. Bakın. Hatta 7'ye basarsak klavyemizden istatistikler açacaktır. Şu şekilde. Bakın 609.000 şu an. Şimdi tekrardan şöyle aşağı doğru inelim. Şimdi render aldığımda burası bayağı çimlerden oluşan bir yüzey halinde olacak. Tabi biraz zorlanacaktır. Çünkü sahne kalabalık. Bakın 3 boyutlu bir şekilde çimlerimizi oluşturup sahneye dağıttık. Görmüş olduğunuz üzere. Kapatalım şöyle. Şimdi burada arkadaşlar aşağı indiğimde transform kısmına geldiğimde rotation bölümü, local translation bölümü gibi bölümlerimiz mevcut. Burada biz genelde rotation bölümünü kullanırız. Yani döndürme. Bu objenin arkadaşlar boyutlarına, yönüne ve eksenlerine müdahale etmemizi sağlıyor. Ben burada rotation kısmında bunlar sonuçta Z ekseninde değil mi? Yani şu mavi kısmından bakarsanız koordinat ekseninden bunlar Z ekseninde. Dolayısıyla dikine bir açıda 360 derecelik
bir şekilde dönüş sağlanırsa her bir çim yüzey farklı yönlere bakacaktır. Bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Yani z ekseni 360 derece kalabilir. Display bölümüne geldiğimizde ise bunlar proxy obje mi olsun şu şekilde yoksa mesh obje mi olsun şeklinde iki tane seçeneğimiz var. İkisini de seçebilirsiniz arkadaşlar. Proxy obje sahneyi daha rahatlatmak için kullandığımız yollardan bir tanesi. Yani şu an bakın ekranda dönüş hızımı bakın şurada. FPS'imize bakın. Klavyemizden 7'ye basınca açtık. FPS dediğimiz şeydi. Frame per second. Yani saniye başına frame sayısı. Şu an bakın 200 bin, 300 bin vesaire yüksek rakamlarda çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. Fakat ben bunları 3 boyutlu obje haline göreyim dersem şimdi bakalım aktif hale getirdim. Şimdi bakın dönmeye çalışacağım. Bakın 100'e düştü gördün 80'e düştü. 90'a düştü şu an. Yani bunu ne yaptı? Tüm yüzeyleri olduğu gibi göstermeye başlayınca benim ekranda hareket etmem zorlaştı. Biz bunu proxy olarak kullanabiliriz. Bir diğer seçenek de sahnede şu an %100 göster diyor. Ben bunu atıyorum %2 göster dersem şöyle görünecek. Bu da işime gelecektir. Hem böyle yapıp hem de proxy olarak göster dersem bu çok daha fazla işime gelecektir. Burada ise arkadaşlar uniqueness yani benzersizlik arkadaşlar. Burada ise seed değerimiz mevcut. Seed değeriyle bu seed'i şey diye düşünebiliriz arkadaşlar. Zaten tohum demek. Burada ise farklı varyasyon anlamında bakın. Farklı varyasyon anlamında kullanılıyor. Scatter belki daha önce hiç kullanmamış olabilirsiniz ama bu Max'in kendi içerisinde yer alan bir özelliği. Sahnenizdeki bir objeyi, 3 boyutlu bir objeyi sahneye güzel bir şekilde ve obje üzerinde belirlediğiniz yüzey üzerinde dağıtmanızı sağlayacaktır. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen versiyonlarda zaten göreceğiz Allah nasip ederse. Yani derslerimiz daha çok ilerledikçe. Itofarus, bunun dışında Multiscatter, yeni çıkan Cine Software gibi yazılımlar var. Bu yazılımlarla 3 boyutlu objeleri belli arazilerde, belli yüzeylerde rahatlıkla dağıtabilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Daha profesyonel yazılımlar. Kendi içerisinde kütüphanesi bulunan yazılımlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda onların hakkında da konuşacağız, dersler yapacağız. İnşallah bu eğitimimiz faydalı olmuştur. Bu sahnemizi arkadaşlar videomuzun altından indirebilirsiniz yorum kısmından. Aynı zamanda sorularınız varsa yine video altından sorabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.